yıl farklı renklerde farklı kıyafetler moda oluyor. Peki bu yılın trend kıyafetleri nelerdir? İşin uzmanından sizler için öğrendim. Modanın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yanımda modacı Gökçe Sürmeli var. Bakalım modada neler değişmiş, neler trend olmuş öğreneceğim. Gökçe Hanım nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de çok iyiyim. Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz? Bu fikirler nasıl çıkıyor? İlham bu çok sorulan bir soru oluyor tabii ki. Bence ilk başta gidilecek ve olmak istenilen kadın. Ben her zaman o kadın ne giymek ister, kendimi onun yerine koyarak o şekilde tasarımlarımı ortaya çıkarıyorum ve bu her şeyden ilham alınabiliyor. Mesela benim bir işlemem vardır, böyle harita gibi. Onu uçakta havadan bakarken öyle bir ilham gelmişti. Yani bir sürü şekilde motifler ortaya çıkabiliyor. Günlük hayatımızda tabii ki öncelikle rahatlık. Herkesin istediği şey rahatlık. Ve bu sezonda rahatlık, yani boyfriend, benim üzerimdeki gibi geniş kazaklar çok moda ve revaçta. Bunlardan yola çıkarak evet tabii ki rahatlığı unutmayacağız. Ama ilk öncelikle kendimize yakışan ve vücut formumuzu daha güzel gösterecek kıyafetler bence ilk etapta tercih edilirken dikkat edilmesi gereken nokta. Etrafta da çok renkli kıyafetler görüyorum. Bu kadar renkten de bahsetmişken bu sezonun trend renkleri neler olacak? Kesinlikle canlı renkler. Canlı renkler çok ön planda. Bunun yanı sıra süme, bordo, kırmızı, fıstık yeşili. Bunlar da yine ön planda olan renklerin arasında. Peki ten rengine göre nasıl kıyafetler seçmeliyiz? Çok fazla esmer, böyle ten rengi biraz daha sarımsı olan bayanlara ten rengi yine ve sarı kıyafetler, kahve tonları çok fazla önermiyorum. Yani aslında bu işin matematiği şu şekilde diyebiliriz. Kendi renginizde seçmeyin. Etrafı birazcık dolaşmak istiyorum. Ben burada montlar da görüyorsunuz yine. Bunlar sanırım ince el işçiliği değil mi? Evet, hepsi el işçiliği. Evet, renkleri de gerçekten çok güzel. Bunları ne düşünerek tasarlıyorsunuz? Gerçekten hepsi çok güzel çünkü. Çok teşekkürler. Hep çok ince işçilik kullanıyorum. Yani taş birazcık riskli bir süsleme diyeyim. Ve o yüzden de çok hani abartıya kaçmadan ama aynı zamanda gösterişli ve şık olmaya önem veriyorum ben. Burada da pantolonlar görüyorum. Bunlar yine ışıl ışıl. Bu sezonun yine en revaçta olan materyallerinden biri payet. Ve payet her yerde var. Bizim zaten olayımız ışıltı ama bu sezon taşların yanı sıra birazcık pullu kumaşlar da girmeye başladı. Peki payetli bir pantolon diyelim ki satın aldık. Üzerine nasıl kombinler yapmamız gerekiyor? Çünkü çok ışıltılı. Evet, kesinlikle sade. Yani bu işin matematiği şu şekilde diyebilirim. Eğer ki yıldız bir parça, parlak bir parça giyiyorsanız altının üzerine aksesuarlarınıza daha sakin tercih etmelisiniz. Hatta bence kişi kendi saçından makyajına kadar biraz daha doğal bir görüntüde olursa daha güzel olacaktır. Aksine sade bir kıyafette de daha abartıya kaçabilirsiniz. Şu elbisemi göstermek isterim. Bu yaklaşık mağazaya girdiğimde de benim direkt böyle gözüme çarpan bir elbiseydi bu. Buna koşmuştum. Hepsi iğneler tek tek girip çıkarak el işi yapılıyor. Kasnak kullanmıyoruz. Ve gerçek kristallerle çalışıyoruz. Bu elbisemiz yaklaşık 1,5 ay sürdü yapımı. Dar omuzlara sahip olan bayanlar nasıl kıyafetler tercih etmeli? Buralarda volanlar onlara çok güzel gidecektir. Karpuz kollar, işte burada belki ufak fırfır oyunları olabilir. Yani üstte birazcık irilik aslında omuzları daha geniş gösterip genelde de omuzlar olan bayanların kalçası ve baseni oluyor. O matematiği sağlayıp daha göze bakalım. Aynen, daha eşit bir görüntü ve kalça daha dar gözüküp üst biraz daha iyileşecektir. Daha güzel olacaktır. Burada da görüyorum. Bu renk de biliyorsunuz çok moda olan renkler arasında. Şurada da buna da bayıldım. Çıkartamıyorum. Hemen size göstermem lazım. Bakın.
Gerçekten çok güzel. Bunu da çok kalçalı bayanlar tercih etmemeli aslında, balık olan, evet, değil mi, evet, kıyafetleri? Çok doğru. Balık olduğunda, hele ki şuradan bir kesim yapılıyorsa, o kalçayı ve baseni daha geniş gösterecektir. Ama eğer üstte bir iyilik var olup kalça darsa da, aksine daha yuvarlak bir form yaratıp bayanın, hanımların vücudunu daha güzel gösterecek. Bir sezon önceki kreasyonun ismi yapraklardı. Bu sezonda dallar olarak devam ediyoruz. Dallar kreasyonundan mesela şöyle bir ufak bir işleme göstereyim. Yine böyle göstermek istiyorum size de. Bakın. Çok güzel gerçekten. Hatta şurada bir tane daha var. Evet, yine böyle bunun işlemeli. Bunun da omuz detayları. Çok güzel. Yine hep böyle işlemelerin aralarında ufak dal motifleri çalıştım. Çok da özellikle abiyelerde de güzel duruyor. Kesinlikle. Böyle özel tasarımların fiyatları çok pahalı oluyor mu Gökçe Hanım? İster istemez bir işçilik ortaya çıkınca tabii ki biraz bütçeyi aşabiliyor. Tabii ama, el emeği olunca, evet, işin içinde. Ama gene de hani durumlardan dolayı birazcık daha minimumda tutmaya çalışıyoruz ama tabii ki bu taşlarla, bu işçilikle çok fazla hani çok fazla uygun olamıyor diyebilirim. Evet. Hepsi çok güzel. Ben vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz modayı yakından takip etmeye devam ediyoruz. Sizler için de bir iki kombin deneyeceğim şimdi. Hem günlük hem de birazcık abiye tarzında böyle taşlar falan. Bakalım nasıl duracak. Başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.